Sadece tanıyalım birbirimizi. Bunu niye istiyorsun? Birbirimizi aynen tanıyalım. Ben artık o eve geri dönmek istemiyorum. Çünkü bu olanlardan dolayı sizin Esra Erol'a çıkmanız şu an gerçekten çok saçma olarak görüyorum. Haberimiz var mıydı? Haber buralara kadar gelmeniz bak rezil olduk. Herkese rezil olduk. Niye annem ve baban Esra Erol'a, yani ben de kendimden başka biri gibi bahsediyorum da, niye buraya kadar geldiler? Yani bu kadar gerek yoktu bu kadar şeye bence. Bir saniye ama buraya gelme sebeplerini söyle. Bu kadar, yani bu kadar ekrana çıkacak kadar. Ama gelme sebeplerini söyle. Bir onunla bir yüzleş. Haber verdin mi? He? Ececiğim. Ece. Annem, baban nereden geldiler buraya? Kalkıp İzmir'den geldiler değil mi? Evet. İzmir'den, İzmir'den kalkıp bu Covid zamanı, salgın var, pandemi var. Evet. Niye buraya geldiler? Beni aramak için. Yani haberim. Senin bir de küçük kardeşin var. Onu da bıraktılar. Niye yaptılar bunu? Senin için Ece. Siz o zaman kendi kafanıza göre ayağınızda terliklerle canım sıkıldı diye evinizi terk etmeyeceksiniz. Gittiğiniz yerde dışarıda tanıdığınız, ay seviyorum, güvenliyim dediğiniz kişiler olmayacak. Anladın mı? Sen kendini normal görüyor musun ya? Kendi kendini diri diri toprağa koyup acılı sözler paylaşıp kendini öldüren biri normal biri mi sence Ece? Bunu yapıyorsun, kendini öldürüyorsun. Acılar, acılar, acılar. Ruhuna El Fatiha'lar. Sonra bundan vazgeçiyorsun. Her gün evden çıkıyorsun sabah 6'dan. Gecenin 11'ine kadar sokaklardasın. İşe girdim diyorsun. Bunu da söylüyorsun. Erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşın gerçek adını söyleme cesaretini bile göstermiyorsun Ece. Bence biraz da dön, kendini de sorgula. Evet, annem baban hatalı. Asla gençleri anlamıyorlar. Asla bizimle aynı kafada, bak benim bile babamla benim çatıştığım noktalar oluyor. Bizi anlamıyorlar. Ama anladıkları tek bir şey var biliyor musun? O kendi kafalarına göre, düşüncelerine göre tek istedikleri bir şey var. Aman bize biri zarar vermesin, aman biri bizi kandırmasın, aman başımıza kötü bir şey gelmesin, aman biri Allah korusun bize yanlış bir şey kullandırmasın. Dönülmeyecek hatalar yapmayalım bak. Ne olursa olsun, eğitimlisi eğitimsizi hepimiz aynı, hepsi aynı. Ki ben 2 çocuğum var, onlara karşı ben de anneyim. Çocuğum bile diyor ki sen beni anlamıyorsun diyor. Bence kendinle de yüzleş. Sen bunları neden yapmak zorunda kalıyorsun? Ailem Murat'ı tanıdı. Dön evine, yap düğün hazırlıklarını. Yani. Hayır, ben nikaha kadar ailem yanına dönmek istemiyorum. Neden? Öyle. Biz vermeyeceğiz demiyoruz. Murat olmasaydı nereye gidecektin? Efendim? Murat olmasaydı nereye gidecektin? Murat'ı sevdiğin için mi gittin, gel ona sığındın mı? Ya onu sevdiğimden gittim zaten. Hayır, ben net bir cevap istiyorum. 20 Ekim'de evden terliklerine çıktığında sevdiğin adamın yanına gitmek için mi evden çıktın? Yoksa of aldık anneme babama tahammül edemiyorum, ben bu evde bir dakika bile duramayacağım. Heh, Murat var, Murat'ın yanına mı gideyim dedin? Sevdiğim için gittim. Sevdiğin için mi gittin? Murat Bey'in haberi yok ki Esra Hanım. İlk önce arkadaşında gidiyor Aslı'ya. Murat Bey'in sonradan haberi oluyor. Planlı bir kaçış değil ki. İşte yani onu Murat merak ediyorum. Evden çıkarken sizin haberiniz var mıydı? Yok. O beni aradığında çıkmıştı yani. Yani aslında sen Murat'ı burada kullanıyorsun ailenden kaçmak için. Ve sana iddia ediyorum, buraya da yazıyorum, annem gibi böyle tükürdüm yazıyorum da. Sığınarak yapılan bir evlilik dünyanın en mutsuz evliliği olacak. Çünkü kendine sığınacak yeni bir liman bulduğunda onu bırakacaksın. Hayatın hep böyle devam edecek. Hep birini tutacaksın, öbürünü bırakacaksın. Hep birini tutacaksın, öbürünü bırakacaksın. Kendine yazık ediyorsun. De ki ben sizle yaşamak istemiyorum. Tek başıma yaşayacağım. Ayaklarım üzerine duracağım. İnan var ya, saygı duyarım. Ailenden kaçmak için evlenme. Onunla bir alakası yok. Ben sevdiğim için de evlenmek istiyorum zaten. Hayır, ailenden kaçmak için, onlardan uzaklaşmak için evliliği kullanma. Çok mutsuz bir kadın olursun. Öyle değil ama. Ben öyle düşünmüyorum. Kaçmak için evlenmiyorum ben. Kaçış olarak görmüyorum şu an onu. Sevdiğimden, değer verdiğimden evlenmek istiyorum onunla. Murat. Efendim? Bu sorunun cevabını sen ver. Ece kaçarken senin için mi? Ailesi senin olan ilişkisine karşı çıktığı için mi kaçtı? Ya şimdi o durum biraz tabii konuşuldu. Dürüst ol lütfen. Yok, ben zaten dürüstümdür. Hani Kesinlikle bir şeyini eksikten fazla anlatırım. Hislerime göre de konuşurum. Şimdi Ece'nin ben sevgisine inanıyorum. Bana olan sevgisine. Ben de onu seviyorum. O da inanıyor. Yani evden, yani şimdi ne yaşadılar bilmiyorum ama hani evden kaçmasının sebebinin yani şöyledir. Ben evden kaçayım. Murat beni sahiplenir. Zaten evlenmeyi düşünüyoruz. Zaten bizim planlarımız şöyle vardı. Hani evlenirsek ne yaparız? Tabii ki benim amacım da hani ailesinin rızasıyla evlenmekti ama olmadı. Anlattığına göre ailesi hani istemiyordu. Ailenin falan senden haberi yok. Haberi yani yok. Şu an anladığım kadarıyla yok. Yani bu ortamı yok yaratan senin hayat Ece arkadaşı olarak, evet, seçtiğin Ece. Şimdi o gün ben kabul etmeseydim başka yerlere giderdi. Yani ben sırt çevirseydim ama beni istedi. Yani senin yanına gelmek istiyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Evden kaçtım dedi. Ben de kabul ettim. Peki. Kabul ettim. Şimdi Ece, dışarıda bir kafemiz var biliyorsun. Annem baban da oraya gelecek. Sen de oraya git. Hep beraber bir dörtte oturup konuşun. Tamam. Belki burada konuşamadıklarını orada anlatmak istersin. Onlar da sorularına cevap arıyorlar. İster misiniz Aslı Hanım? Tabii. Ekip arkadaşlarım da eşlik edecekler, evet, size. Ama ben Murat'a bir soru daha sormak istiyorum. Sorun. Peki Murat, sen Ece senin yanına geldiğinde sen şöyle yapalım, gelme, işte ailenle konuşalım falan dedin mi? Söyledim. Söyledim. Ben istemedim. Ece'nin bu hali Ece normal mi? Hayır. Ha, yani böyle normal değil. Bu normal, normal hali değil. Valla normal mi değil mi siz daha iyi bilirsiniz. Ama kafede ekip arkadaşlarım da orada olacaklar. Bir görüşme yapabilirsiniz. Ne söylemek istiyorsun? Ece sen orada belki ekran karşısında içini dökemiyorsun. Milyonlar bizi izliyor diye. Orada belki konuşursun. Tamam mı? Tamam mı? Esra ablanın cevap versene. Tamam. Buyurun. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.